Merhaba arkadaşlar, ben Mahi, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte basit portre çizimi yapacağız. Çizimimizi bir daire yaparak başlıyoruz. Boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İlk başta daire çizmek biraz zor gibi gözükebilir ama gerçekten zor değil. Pratik yaparak bunu yapabilirsiniz. Daireyi yaptıktan sonra bunun yarı boyutunu alıyoruz ve ortasından düz bir çizgi çiziyoruz. Yarı boyutuna kadar da altta bir daire çiziyoruz. Bu daire yukarıdaki daireye göre daha küçük olacak. Çünkü dudak ve çene bu kısımda çizilecek. İki dairenin ortasında bir dikey çizgi yapıyoruz. Ve bu çizgi tam ortadan olacak. Ve daha sonra iki daireyi yandan birleştiriyoruz. İnsan portresinde yukarıda yaklaşık bir parmak kadar boşluk bırakıyoruz. Alnımda gelenlik de saç bu çizdiğimiz yerden başlıyor. Karşıdan çizdiğimiz portrelerde 3 tane temel çizgi var. Göz çizgisi, dudak çizgisi ve burun çizgisi. Göz ve dudağın yerini daha doğru ayarlamak için çizimi hep burundan başlıyoruz. Çizginin tam ortasında büyük bir daire çiziyoruz. O daireden daha küçük iki tane daire de etrafta çiziyoruz. Daha sonra gözleri çizeceğiz. Ve gözlerin yerini buruna göre ayarlıyoruz. Küçük dairelerin bittiği yerden dikey bir çizgi çiziyoruz. Burun genişliği kadar alıp ve buraya koyuyoruz ve gözümüz buraya kadar geliyor. Diğer gözde yine aynı şekilde burnun genişliği kadar alıp ve gözün yerlerini belirliyoruz. Çizgileri yaptıktan sonra bu şekilde taslağımızı yapıyoruz. Yukarı kısmı yapıyoruz. Sonra daha aşağıdan bir çizgi badem şeklinde bir göz çiziyoruz. Etraflar daha büyük oluyor ve orta kısımlar daha küçük çiziyoruz. Şimdi burada ağzın yerini gözlerden ayarlıyoruz. Bu şekilde yukarıdan aşağıya bir çizgi çiziyoruz. Bir nokta koyup ağzın bir tarafını çizip sonra diğer gözü de yukarıdan aşağıya çizip diğer noktayı koyuyoruz. Yukarı dudak için tam ortada iki tane de küçük daire çiziyoruz. Aşağı dudak için de bir oval çiziyoruz. Şimdi yukarıdaki daireleri etraftan birleştiriyoruz çizdiğimiz noktalara. Aşağı dudak da aynı şekilde.
Dudaktan yaklaşık 1 santim kadar aşağıda bir yuvarlak bir daire çiziyoruz. Burası çene oluyor. Şimdi kaşlarımızın yerini belirlemek için yine burundan yola çıkıyoruz. Küçük dairelerin yanından yukarıya dikey bir çizgi çizip sonra ortadan bir çizgi çiziyoruz ve kaşın yerini belirliyoruz. Kaşın başlangıç noktası burundan çıkan çizgiler oluyor ve bitiş noktası gösterdiğim yerler oluyor. Burası yani gözün esnasında. İki taraftan da kaş bitişi her zaman orası oluyor. Bazı insanlarda biraz farklı oluyor. Bazı insanların kaşı kısa oluyor ama genellikle bu şekilde. Kulağımızın çizdiği yer aşağıdan buruna kadar yukarıdan kaşa yakın bir yer. Yani burası oluyor. Buralarda bir çizgi atıp sonra kulakları çiziyoruz. Şimdi saçlara geçiyoruz. Belirttiğimiz noktadan saç başlıyor ve yukarıya kadar bazen kabarık bir saç oluyor. Bazen kıvırcık saç oluyor, düz saç oluyor. Bu herkeste çok farklı. Baktığınız portreye göre onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burada boyun nereden başladığını size gösteriyorum. Genellikle gözün bitiş yeri. Oradan dikey bir şekilde bir çizgi aşağıya kadar çiziyoruz ve boyun yerini belirliyoruz. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Göz pınarından başlayıp ve diğer ayrıntıları çiziyoruz. Gözün yukarı kısmını bu şekilde çiziyoruz. Ben bir tarafı sadece çizeceğim ki farkı görmeniz için. Göz bebeklerimizi çiziyoruz tam ortadan. Gözün ne tarafa baktığı önemli ama biz karşıdan bir portre çiziyoruz ve bu göz bebekler hep ortada olacak. Şimdi kaşa geçiyorum ve bu şekilde kaşımızı çiziyorum. Bu herkeste çok farklı. Her insanda kaş modeli çok farklı. Şimdi bu modelde bu şekilde çiziyoruz. Buruna geçiyoruz. Küçük dairelerin etrafını koyulaştırıyoruz.
Burun deliği için küçük bir çizgi. Bunlar çok büyük olmayacak. Tam çizdiğim gibi. Burayı biraz koyulaştırıyoruz. Diğer gözde aynı şekilde bir daire çiziyoruz. İki göz bebekler de aynı boyutta olacak. Benimki sanki biraz, bu gözde biraz büyük oldu. Ama her zaman ona dikkat ediyoruz. İkisi de aynı boyutta olacak. Şimdi dudağın çizgilerini üstünden geçiyoruz. Bunları çok bastırmadan çizin. Yani tüm çizgileri çok bastırmadan çizseniz daha güzel olur. Dudağın ortasını her zaman daha koyu çiziyoruz. Yüzün etrafındaki çizgiler portrenin kilolu veya zayıf olduğuna göre ayarlanıyor. Kilolu olursa portre, bu çizgiler dışarıya doğru ayarlanıyor. Zayıf olursa bu çizgiler daha burna ve dudağa yakın oluyor. Şimdi saça geçiyoruz ve belirlediğim noktadan saçı çiziyorum. İstediğiniz modele göre saçı çizebilirsiniz. Ben burada düz bir saç tercih ettim. Buraya kadar iki boyutlu bir çizim yaptık. Şimdi üç boyutlu gözüksün diye gölgelendirmeye başlıyoruz. Umarım videomu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki çizimlerde ne istiyorsanız bu şekilde basit çizimler, burun, dudak, herhangi bir çizim istiyorsanız onları da yorum kısmında bana yazabilirsiniz. Ben sırayla onları da hazırlayıp sizinle paylaşacağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.